açıdan döndü. Ardından bir tane çaprazda ceza alanında Ahmet Musa sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 32. dakikada Babakas Fatih Karagümrük 1-0 öne geçiyor. Bakalım gol öncesinde bir problem var mı ki ceza alanında üst üste vuruş daha vardı. Karambol oluştu. Ardından bomboş pozisyonda Ahmet Musa topu ağlara gönderdi. Şu anda Volkan Payarslan hayır açılın diyor. Kulaklarını işaret ediyor Göztepe'li oyunculara. Bir taraftan da var olasıyla görüşme halinde olduğunu işaret ediyor. Bakalım pozisyon ceza alanında bu yaşananlar incelendikten sonra VAR'dan Serper Barış Sakay'la birlikte yardımcıları Erdem Sezer Tan ve Murat Türkoğlu var. Evet, offside var mı şu anda incelendi. Evet, pozisyon offside olarak değerlendiriliyor. Offside olarak değerlendiriliyor. Ağlara giden bu top offside gerekçesiyle gol değeri kazanmıyor şu anda. Volkan Bayarslan elini havaya kaldırdı. Karagümrüklü oyunculara hayır gelmeyin diyor. Ceza alanında offside çizgisi de ekranlara geldiği anda sizlerle paylaşacağım değerli dinleyiciler. İlginç şeyler yaşanıyor. İtirazlar da devam ediyor. Hem az önce Göztepe'li oyuncular, şimdi de Karagümrük'te oyuncuların itirazı vardı. Volkan Bayarslan VAR odasıyla hala bir görüşme halinde mi? Bir taraftan kulaklığını sanırım düzeltti. Göztepe'li oyuncuların da yoğun itirazı var. Gol iptal edildi, elini havaya kaldırdı Volkan Bayarslan. Tansiyon bir anda yükseldi. Oyuncular arasındaki o tansiyonun düşmesini istiyor. Evet, bu arada şöyle yan sen duydun mu şey, Zigana Festivali var ayın 25'inde. Göztepe'li oyuncuya çarpıyor top. Bu yönde itirazlar var. Değerli dinleyiciler, 35. dakikadayız mücadelede. Ağlara giden top offside gerekçesiyle gol değeri horon kazanmadı. Var, 32. dakikada çekiliş var, her şey var, gol kar var. Oyun bir kez daha hareketlilik kazanacak. Oyunun da offside'den doğan en ama çok kalabalık orada olacak değil mi? İsteri, Volkan Bayarslan oyunda bir kez daha hareketlilik kazanıyor. Mücadelede 36. dakika Göztepe 0, Karagümrük 0 söz merkezde. Sevgili dinleyiciler, tekrar Kayseri'ye gidiyoruz. Yukatel Kayseri Spor Gaziantep Futbol Kulübü maçındayız. Söz Tansu Polatkan'da. Değerli dinleyiciler, Doğan Erdoğan'ın bir sakatlığı söz konusu. Gökhan rakibinin üstüne sıçradı. Bir kontrolsüz fauldü bu ve Erkan Özdemar da Gökhan'a sarı kart gösterdi. Hatırlayacaksınız, Gökhan İlhan'ın yerine oyuna girmişti. İlhan'ın bir sakatlığı dolayısıyla, ama Doğan Erdoğan kalktı, oyuna devam edecek ve serbest vuruş kullanıldı. Biliyorsunuz sarı kartlık ihlallerde futbolcunun, sakatlanan futbolcunun tedavisi oyun alanında yapılıyor. Onun da, Doğan'ın da oyun alanında tedavisi yapıldı. Şimdi Campagnaro rakip yarı alana topla daldı. Derin bir top. Gökhan bu topa yetişirse tehlikeli olacak. Kale çizgisi üzerinde kontrol etti. Volker var karşısında ama bu arada yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Murat Tulberk Cürbay ve bir offside'ı tespit ediyor. Offside'den Doğan endirekt serbest vuruşla oyun tekrar başlayacak değerli dinleyiciler. Sizlerle beraber olmadığımız dakikalarda dikkat çeken, altını çizebileceğimiz gollük pozisyon yok. Daha önce söylediğim gibi üst direkten dönen bir top ve kaleci Furkan, kaleciyle karşı karşıya kalan Furkan'ın gol pozisyonundan yararlanamadığı bir an var. Kitsiu kontrol etti sağ kanatta, geriye döndü. Jileboji Kolker'la paslaşıyor. Yine 3 stoper aralarında paslaştılar. Kolker'dan Tosya sol kanada bakıyor. Orada Halil İbrahim top istiyor ama o Halil İbrahim'e vermedi. Mendy ile paslaşmayı tercih etti ve Mendy de topu kaybediyor. O kaybedilen top da şimdi Hüseyin'de. Hüseyin'den yanına sokulan Campagnaro, o yüzü kendi kalesine dönük olunca Lund'la paslaşmayı tercih etti. Lund da arkadaşlarının biraz oyun alanında dağılmalarını bekledikten sonra topu bıraktı Hüseyin'e. Hüseyin'den Campagnaro. Campagnaro sol kanada yükseltti. Karol sol ayağıyla kontrol etti. Taç çizgisine yakın bir yerde Tiam'la paslaştı. Tiam'dan top geriye dönüyor Kemen'e. Tekrar Karol'a gelecek. Karol Doğan mücadelesi.
konusu. Kitsuyu Kemen'e faul yaptı. Kemen yerde kıvranıyor. Kitsuyu'nun elleri havada, ben bir şey yapmadım görüntüsü vermek istiyor. Bu arada bir sözlü uyarı zannediyorum Kitsuyu'ya olacak. Evet, Kitsuyu engel oldu ama engelli biraz darbeli oldu engellemesi. Biliyorsunuz endirek serbest vuruşu gerektiren durumlarda bir kontak söz konusu değil ama burada Kitsuyu'nun bir darbesi var ama onu bir faul olarak değerlendirmedi karşılaşmanın hakemi. Kemen yerde kalkacak ve oyuna devam edecek. Oyun devam ediyor ve taç atışı kullanıldı. Sol kanattan sağ kanada geldi top. Hosey'i kontrol etti. Ceza alanına doğru yükseltiyor. Tiam ve Jileboji birlikte yükseldiler. Tiam yere düştü. Jileboji hemen onu kaldırdı ve oyun devam ediyor. 41. dakika golsüz geçilirken şimdi avuta giden bir top söz konusuydu. Kale vuruşu kullanıldı. Tosca topu kontrol ediyor. Yanına sokulan Kolkır var. Kolkır Jileboji ile paslaştı. Jileboji ileriye oynamayı düşünüyor. İleri oynadığı topa da yetişmek isteyen Furkan vardı. Onu Karol faulle durdurunca şimdi bir serbest vuruş söz konusu ve rakip yarı alandan, yani Kayserispor yarı alanından ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün sağ kanadından serbest vuruş kullanılacak. Duran topları genellikle Furkan kullanıyor. Gaziantep Futbol Kulübü'nde Şiragöl uzak mı buradan? Köşe vuruşlarında ve serbest vuruşlarda hep Furkan'ı görmek mümkün. Jileboji ve Kolkır da ceza alanının içine geldi. Oradaki bulunmalarının nedeni yüksek toplarda bir avantaj sağlamak. Çünkü hem Jileboji'nin hem Kolkır'ın kafa vuruşlarıyla takımlarına kazandırdıkları goller söz konusu. Furkan yükseltti ceza alanı uzak köşesine doğru. Jileboji kafa vuruşuyla indirdi ceza alanını. Güeyre kontrol edemiyor. Karol tehlikeyi uzaklaştıracak ve rakip yarı alana doğru yükseltti topu. O topu Furkan karşıladı. Yandım serbest vuruşu kullandığı yere adeta top tekrar döndü geldi ve ardından da taca çıkıyor. Taç atışıyla oyun tekrar hareketlenecek değerli dinleyiciler. Kitsuyu kullanacak. Taç atışını Gaziantep futbol takımının orta beşlisinin sağ kanadında oynayan Kitsuyu. Onu Ankara Gücü takımından hatırlayacaktır futbol severler. Kitsuyu kullandı taç atışını. Kenan'dan önce Karol karşıladı. Kemen ile Doğan arasındaki ikili mücadelede top Doğan'da kaldı. Daha sonra da bir faul söz konusu. Kenan'a faul yapılıyor. Onu oyun alanının dışına itti Kolofetsios ve daha sonra da hakem Erkan Özdamar'la ben ne yaptım tartışmasını görüyoruz. Bizim futbolcularımız ya bizim ligimizde oynayan futbolcuların tümü faulden sonra ben bir şey yapmadım görüntüsü veriyorlar. Alparslan Dedeş yardımcı hakem, çok tecrübeli bir yardımcı hakem. O hemen bayrağını kaldırdı ve Kolovetsios'un faul yaptığını karşılaşma hakemi Erkan Özdamar'a duyurdu. Şimdi sağ kanattan taç çizgisine yaklaşık yarım metre mesafe ve ceza alanının içindeki penaltı noktasının hizasını gözünüzün önüne getirirseniz Furkan yükseltti topu. Kaleci yok, yuvarlak kalmak istiyor. Boşa çıktı. Jileboji topu kontrol etti. Çok sert durmayı düşündü ama o top Campanaro'ya çarpıp taça çıktı. Şimdi sol kanattan Halil İbrahim taç atışıyla topu arkadaşlarına kazandıracak. Bu arada Figueroa bir sakatlık geçiriyor. Ayağını tutuyor. Üstüne basıldığını iddia ediyor ama kalktı, oyuna devam edecek. O oyuna devam edecek. Sol kanattan da taç atışıyla Halil İbrahim topu arkadaşlarına kazandıracak. 44. dakikada son saniyeler 0-0'lık dengeyle geçirirken cezaların içine yüksek bir top Kolkır kafa vuruşuyla topu rakibin arkasına indirmeyi düşündü ama ona fırsat vermeyen Kolovetsios topu tekrar aynı çizgiden taça gönderdi. Yine sol kanattan Halil İbrahim taç atışı kullanacak. Girin diyor cezaların içine, kale sahasının yakın köşesine kadar yükseltti topu. O yükselttiği topu Campanaro karşıladı. Campanaro karşıladı. Bu arada Kemen ile rakibi arasındaki ikili mücadelede bir faul söz konusu ve faul yapılıyor Kitsuyu'ya. Yine itirazlar var. Hem Campanaro hem Kemen itiraz ediyor. Kemen kolundan çekti Kitsuyu'yu, düşürdü.
Ardından da yine bu faul kararının ardından, serbest vuruş kararının ardından ben bir şey yapmadım görüntüsünü görmek mümkün. Evet, bu faul o kadar net gözümüzün önündeki 45. dakika oynanıyor. Çok kısa bir duraklama söz konusu ilk yarıda. Şimdi Furkan yine serbest vuruşun hazırlığını yapıyor. Bakıyor ceza alanı içine yükseltecek. Yine Colker var. Jule Boju var ceza alanı içinde. Yüksek bir top penaltı noktasına doğru geliyor. Son anda Tiam savunmasına yardımcıydı. O kafa vuruşuyla karşıladı. Onun karşıladığı topu Kemen rakip yarı alana gönderdi. O alanda da topu Furkan kontrol etti savunmasını. Bir emniyet robo olarak kalmıştı. Çünkü iki stoperde ileri çıkmışlardı. Artı 2 oynanacak. Bu artı 2'nin ilk dakikası içindeyiz ve Colker Günay'dan aldığı topu Tosca'ya veriyor. Tosca kontrol etti. Tekrar Colker'a döndü. İki stoper paslaştılar. Bakalım üçüncü stopere de gidecek mi top? O vazgeçti. Stopere vermedi. Furkan'a göndermeyi tercih etti. Furkan bıraktı. Kisu Furkan'ın önüne bıraktı. Furkan ceza alanına sokuluyor. Kaleye vurabilir ama kaleye vurmadı. Figueiredo ile paslaşmayı tercih etti. Palavecios da ona bu fırsatı vermedi. Daha sonra da Furkan topu kontrol edemiyor. Kontrol etmek istediği topa biraz sert bir darbe vurunca da top out'a gidiyor. Evet, artık artı 2'nin de son saniyeleri oynanırken 0-0'lık denge devam ediyor değerli dinleyiciler. Furkan topu Kemen'den kurtardı. Kemen'den kurtardı ama topun kontrolünü de sağlayamayınca out'a giden top kaleci Lüp için bir kale vuruşu oldu. Kale vuruşu kullanıldı. Hüseyin ve Onur paslaştılar. Hüseyin'den top Colavecios'a, Colavecios'dan Karol'e. Karol Colavecios paslaşmasının ardından Campagnolo topu aldı. Çok çabuk Kemen'e kazandırdı. Kemen hemen sol kanada döndü. Sol kanatta Tiam cezalarına sokulacak. Pası isabetsiz. Kitsu'yu karşılıyor top. Taca çıkıyor. Artık son saniyeler oynanıyor değerli dinleyiciler ve şimdi Karol taç atışı kullanacak. Cezaların içinde yine Kader Kayseri Spor futbolcular top bekliyorlar. Yüksek bir top gelebilir ama henüz elinden çıkarmadı. Bu arada Erkan Özdamar da kronometresini kontrol ediyor. Gökhan topu kaybetti. Onun kaybettiği top Kemen'de. Kemen'den sol kanada yüksek bir top Karol'de. Cezaların uzak köşesine doğru geliyor. Ve o uzak köşeye doğru gelen topun da kornere çıktığını işaret ediyor. Karşılaşmanın yardımcı adamı Halil İbrahim'di ve şimdi sağ kanattan köşe vuruşu kullanılacak. Artı 2 de geride kaldı değerli dinleyiciler. Emrah kullanacak köşe vuruşunu, o sol ayağını kullanabilen bir futbolcu. Bu arada Erkan Özdemir köşe vuruşunun kullanılmasını istiyor. Campagnaro ve Emrah Baslan yan yanalar. Emrah bıraktı. Campagnaro yükseltti topu ceza alanına. Yakın direğe doğru gelen bir top. Kafa vuruşundan sonuç alamıyor Hüseyin. Ama atağı devam ettirmek isteyen Kemen'di. Bu arada Erkan Özdamar ilk 45 dakikanın golsüz berabere sonuçlanan düdüğünü çaldı ve takımlar soyunma odasına gidiyorlar. Çok teşekkür ediyoruz Tansu Polat'tan. Karşılaşmanın ikinci devresinde tekrar birlikte olacağız. Şimdi İzmir'e gidiyoruz. Göztepe Babakars Fatih Karagümrük maçındayız. Teşekkürler Yücel. Artı 3 işaret edildi. Artı 3'ün ikinci dakikası içindeyiz. 0-0'lık eşitlik sürüyor Göztepe. Babakars Fatih Karagümrük mücadelesinde az önce, yaklaşık 20-25 saniye önce Adis Yahovic topu aldı, hareketlendi, ceza alanına gönderdi. Ceza alanına gönderdi ama Zukonović ters kaleye, daha doğrusu çaprazdan vurdu. Yahovic ofsayt vuruş, orta şut karışımıydı. Zukonović ceza alanında vuruşu yaptı. Topu üstten dışarı göndermek isterken üstüne çarpan top oyun alana döndü. Kale boştu bu arada ama bir önceki pozisyonda Yahovic ofsayt pozisyonundaydı. Eğer pozisyon golle sonuçlanmış olsaydı Zukonović'in kendi alanına göndermiş olduğu top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmayacaktı. Göztepe'de şanssızlıklar sürüyor. Direkleri geçemediği anlar oldu ki az önceki Zukonović kendi ağlarına gönderecekti. Bu arada çapraz pozisyon etkili geliyor. Karagümrük vuruş geldi. Kaleci İrfan Can gole izin vermiyor. Karşılıklı ataklar var ama açar mısın şey Can?
Дожди прошли, сколько дней, вода такая мутная, мутная стоит. Озеро такое называется Серогёль. Наверху люди живут. Природа, воздух здесь какой. С собачками гуляют, ой, классно. Там отбойник все загораживает. Воздух прям такой морозный, в горах и снег выпал, поэтому очень холодный воздух. Все, конец озера. Будем разворачиваться.